İstanbul, hep yol ayrımında olmuş bir şehir. Asya ile Avrupa, geçmiş ile bugün, tarih ile çağdaşlık, muhafazakarlıkla özgür düşünce arasında kalmış. İstanbul benim şehrim. Güzeller güzeli Boğaziçi'nin kalbinde attığı. Melankolik, huysuz bir şehir. Hatıraların şehri. Şairlerin ve tozlu kitapların. Beyazıt'ta Sahaflar Çarşısı'ndayım. Burası eski şaşalı günlerini belki geride bıraktı ama kent geneline yayılmış sahaflar İstanbul'un kültürel hayatında hala çok önemli bir yere sahip. Osmanlı'nın 15. yüzyılda İstanbul'u fethetmesinden beri sahafların kapıları kente ziyaret edenlere açık tutuldu. Sahaf olmak herkesin harcı değildi. Yıllar süren bir çıraklıktan geçilmesi gerekiyordu. Ve bu sayede İstanbul bugün edebiyat dünyasında özel bir yere sahip. İstanbul çok önemli bir dünya kenti. Her açıdan ilgiyi eksik etmemiş dünya edebiyatçıları ve özellikle seyyahlar. İstanbul'a gelen kitap meraklısı bizde Ermeni harfleriyle Türkçe bir kitabı da bulabilir. Fransızca yazılmış çok nadir bir seyahatnameyi de bulabilir. İbranice yazılmış çok eski bir kitabı da elde edebilir. Orta Doğu'nun bütün renklerini rast gelebilirsiniz. Otur yerine. Otur yerine. İstanbul'da bugünlerde en büyük coşkuysa tiyatro sahnelerinde yaşanıyor. Konservatuvarların sayısı artıyor, birbiri ardına küçük salonlar açılıyor, alternatif gruplar kuruluyor. Kendi derdini anlatmaya çalışan çok fazla insan var. Özellikle Türkiye'nin son 20-30 senedeki değişiminden kaynaklanan konservatif olan ve gelenekçi yapıdan sıkılan alanlarda yeni yeni tiyatrolar, yeni yeni söylemler doğmaya başladı. Otur yerine. Kuzguncuk'tayız. Burası İstanbul'un Anadolu yakasında, Boğaz kıyısında mahalle kültürünün hala yaşatıldığı sayılı yerden biri. Tabii bunda Kuzguncuk'un sit alanı ilan edilmiş olmasının da büyük payı var. İşte bu melankolik şehrimin gülen yüzü. Ağaçlarla dizili sokaklar, kahvehaneler, herkesin herkesle selamlaştığı, bir camiyle bir Ermeni kilisesinin yan yana olduğu mahalleler. Mahalle sözcüğü mahal yani yerleşilen yer anlamındadır. Oradan gelmektedir. Mahalle kültürü de bu yerleşilen yerdeki ilişkiler bütünü diyebiliriz. Karşılıklı saygı, sevgi, yardımlaşma, dayanışma, haklar ve ödevler vardır. İstanbul, 8000 yıllık tarihi olan bir şehir. Bir zamanlar dünyanın merkezi olarak bilinen, sonra imparatorluğun enkazı altında kalan. Bizantiyum, Konstantinopol, İstanbul. Benim şehrim.